Merhaba sevgili yarışseverler. 7 Kasım Cumartesi Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ankara'da 9 koşulu bir program var. Yarın hava açık, güneşli gözüküyor. Bakalım meteorolojinin verdiği gibi doğru gerçekleşecek mi hava durumu? İnşallah gerçekleşir. Pistler tam yerinde olduğu gibi, kayıtta olduğu gibi, deklarede olduğu gibi koşar. Biz de dersimizi ona göre çalışmışlığımızın karşılığını alırız sevgili dostlar. Dün biliyorsunuz İstanbul'da yarışlar sentetik piste alındı. Sentetik piste gerçekleşti yarışlar. Çim pist ağır olunca değerli dostlar. Bakalım bugün Ankara'da 9 koşulu yarış heyecanında ne izleyeceğiz? Hep birlikte heyecan katacağız altılı ganyana. Bakalım neler olacak değerli dostlar altılı ganyanda. 3. koşuyla birlikte Edirne Plase heyecanı başlayacak Ankara yarışlarında. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu bir yarış günü olur Ankara programında değerli dostlar. Dün bildiğiniz üzere İstanbul ve Bursa'da yarış heyecanı vardı. Şöyle birkaç attan bahsedelim hem de hafızalarımıza kaydedelim ki yarın öbür gün karşımıza çıkarlarsa onları dikkate alalım sevgili dostlar. İlk ayakta Kaomsins birinci koşuda dikkat edelim. En yakın zamanda yarış kazanacak kıvamdadır. Gümbür gümbür herhalde artık kazanınca Hara kariyerine gidecektir diye, aygırlık yapacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü koşuda kazanan isim 3 numaralı Emin Adam oldu ki bizim de teklerimizden biriydi. Kazanma başarısı gösterdi. Yeni gümbür gümbür olma yolunda ilerliyor ki bence 4 yaşına geçtikten sonra daha iyi duruma gelebilir. Dördüncü koşuda kazanan isim 6 numaralı Prens Göksu oldu. Furkan Yüksel'le foto önde geçmeyi başardı. Günün 5. koşusunda kazanan isim rakiplerini sonlarda gelip geçen 6 numaralı işini bilir oldu ki ekranlara yansıyan Mustafa Çiçek'in son iki aksiyonda herhalde gücünün bittiği bir ger gibi gözüktü ama herhalde Mustafa boşladı orada diye düşünüyorum ki ekrana da kötü yansıyor. Her zaman söylüyorum jokey kardeşler, abiler mümkün oldukça zaten fotonun sonuna kadar yani o kırmızı çizgiler bittikten sonra bile aksiyonlarına devam etmeli ki o ekrana kötü yansımasın. Bugün Gubaz'a binen Mustafa Çiçek'in o son iki hamlesi ekrana bana sorarsanız kötü yansıdı sevgili dostlar. Belki kazanamazdı ama inanın dikkat çekiyordu. 6. koşu Manyas Kuş Cenneti koşusunu 1 numaralı Seabreeze. Tolga Yıldız da yeniden Kabakum piste çıkınca kazanma başarısı gösterdi değerli dostlar. 7. koşuyu 4 numaralı Ildır Bey'i dediğim gibi ağır sahayı bulunca kaliteli koşarak kazandı. Son koşuda da 2 numaralı Your Pride kazanma başarısı gösterdi ki geçmişte sizlere söylediğim isimlerden biriydi. Belki de 2-3 yarış sonra kendini içeri attı. Bunlar önemli. Hep ne diyorum? Söylediğim atları mutlaka bir yere not alın sevgili dostlar. Bülten kullanmıyorsanız telefonunuzun notlar bölümüne not alın ki yarın o atlar elbet karşınıza çıkar. En azından programa baktığınız gün o atları da bir check edin. Orada koşan bir isim varsa mutlaka size yarayacaktır değerli dostlar. İstanbul'da da bir iki yarışı konuşalım. Altılı Ganyan beklenilen paraları vermedi. En azından cazip bir para vermedi. Küçük paralar verdi ama 4 numaralı Sancar. Dün ne dedim? 4'ten çıkıyor. 4 numara 44. Murat Aktaş biliyorsunuz Malatyalı. 44'te tesadüf oldu. Sancar zaten kaliteli bir isimdi ki 700 bin liraya alınmıştı. Gücünü konuşturdu 4 numaralı Sancar. Allah ayaklarını düz bastırsın. Kua Baba yarış sentetiğe dönünce Green Shadow daha iyi koştu değerli dostlar. Nitrox kalitesini konuşturan isimlerden biriydi. Alev saçan şanssızlığını kırdı. Always Fort üzerine giden olmayınca kazanma başarısı gösterdi. Burakşa bekleneni yaptı. Mücadelesini düzlükte gösterdi. Kazanma başarısı gösterdi. Son koşuda da 1 numaralı Atar Damar'la İstanbul yarışlarına da nokta koyuldu sevgili dostlar. Elimden geldiğince şimdi Ankara yarışlarını yorumlamaya çalışacağım. Sizler de inandığınız isimlere birer çarpı atarak gidebilirsiniz sevgili dostlar. WhatsApp grubuna katılmak ister. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı kurmak, bu heyecanı bizimle birlikte yaşamak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30
WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup hep söylediğim gibi sizlerin kaçırdığı yeri yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydında bulup altılıgan yan kuponlarınızı doldurabilirsiniz. En azından bu heyecana yeni de başlıyorsanız Hasan Dolmaz'ın yardımcılığında sizlere bir katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte Edirne Plase heyecanı başlayacak. Bir numaralı İrem Su ve beş numaralı Batçeva ön tarafta birbirlerini hareketlendireceklerdir. İki numaralı One and Only de Saadettin Boyraz'la start alacak ki Saadettin abinin tempoyu iyi okuyacağını düşündüğümden sonlarda etkili gelecek. İki numaralı One and Only Yedili Plase için mutlaka şanslı olmaya yakın isimdir. İlk iki için mücadele edecektir ama siz ben bir hat daha yazacağım diyorsanız 4 numaralı Juna Moneta da eğer ön taraftaki rakiplerini yakın takip edip etkili bir düzlük yarışı yaparsa One and Only gelmeden o da fotoyu bulmaya yakın isim olabilir değerli dostlar. Yedili Plase'nin ilk ayağında benim sizlere önereceğim isim bunlardır. Dördüncü koşuyla birlikte 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesi başlayacak. Ankara, İstanbul, Adana sonrası 2 ay ara verdikten sonra Ankara'da 2 tane yarış gören 2'de 1 yaptığı jockey Harun Kılıçarslan'la bu yarışa katılacak olan 9 numaralı Royal Chick, anne Royal Beauty artık gücünü vereceğini düşündüğüm 9 numaralı Royal Chick bugün sonlarda etkili gelerek bu zor koşunun kazanan ismi olabilir. İyi atlar, güçlü atlar var. Bakalım altılı ganyanın ilk ayağını Ankara yarışlarında ikinci altılı ganyanda kim kazanacak değerli dostlar. Geldik günün 5. koşusu Gold Card koşusu Tyler start alacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Yarış yaşamlarında şampiyon olsunlar. 5 numaralı Power Rhythm, Invisible Sun, African Sun Dance orijinli erken gelişen anne kanatlarına sahip olan bunu da erken gelişen baba kanatlığıyla bütünleştiren 5 numaralı Power Rhythm bugün idmanda da birlikte çalıştığı son işlerinde de çok sağlıklı görünen Burhan Kılıç'la start alacak olan 5 numaralı Power Rhythm starttan çıktığı gibi ayak çabukluğunu kullanıp bu yarışı kazanabilir ki Burhan da geçen gün yine bir şart bir mücadelede kendi hazırladığı tayla çok kolay kazanmıştı. Bakalım 5 numaralı Power Rhythm ile yarın Ankara yarışlarında neler yapacak değerli dostlar. Geldik altılı ganyanın 3. ayağı günün 6. koşusu. 4 şart mücadelede ise 4 yaşlı Arapların yarışında kaç yarıştır hep daha iyi rakiplerle koşan, bugün kendine uygun rakipleri seçen ilk kez de Mert Gökalp Arslan'la start alacak olan 2 numaralı Aydan Kız. Muhtemelen liderliği alacak olan Can Seklavi ile Aybet önünde hemen peşlerine de Sevin Sevil tabii ki liderliği alacak. Onların hemen peşine bu isimler gelecek. Kendini bir yerlerde saklayacak olan 2 numaralı Aydan As bu kez çok kuvvetli gelebilir ki son o iyi rakipler yanındaki start aldığı yarışlarına ek bugün Dilbağ ilave edildi. Bakalım neler yapacak değerli dostlar. 7. koşu Yıldırım Bayezid koşusunda ise grup 1 mücadelede sadece bir kez grup 1 kazanan bir tane at var. O da 3 numaralı King Serkan. Bugün 8'de 4 yaptığı jockey Ahmet Çelik de start alacak olan yarışa baktığınızda ön taraftaki belli isimleri yakın takip edip etkili bir düzlük sprinti yapıp rakiplerine de direnmeye çalışacak olan 3 numaralı King Serkan kalitesini, namını konuşturup krallığını Ankara kum pistinde göstermeye yakın isimdir. Grup 1 mücadelede bir Ahmet faktörü var ama herhalde Ahmet Çelik de bugün 3 numaralı King Serkan'a iyi binecektir diye düşünüyorum. Geldik 8. koşu 3 yaşlı Arapların 15 handikap mücadelesini izleyeceğiz ki ilk yarışında da söylediğim değişik bir batiska faktından gelen annesi Filfil bir yakın büke yavrusu. Yani karışık bir attan gelen Arap atlarında bu atlar her zaman bir şampiyon vermeye adaydır. 2 numaralı Kumma sevgili dostlar. Starttan çıktığı gibi Mehmet Akyavuz'a ilk startını 1200'ü 1.20'nin içinde kazanırken adeta bende daha güç var der gibiydi ki bugün de startla birlikte başa geçmesini beklediğim 2 numaralı Kumma bir kez daha gücünü konuşturup ikinci startında o kaliteli aksiyonlarını sahaya yansıtırsa kazanmaya yakın isim olabilir değerli dostlar. Geldik son koşu kapanış mücadelesi Şerife Bacı koşusu A2 mücadelede her ne kadar 3 ayara vermiş gibi olsa da idman pistinde çok iyi işler ortaya koyan son yarışında Spencer gibi bu sahanın en kuvvetli atına geçilen 1 numaralı JR bir Tinkerbell yavrusu ki Alcandros'un Distant Shining'in de anne kardeşi olan 1 numaralı JR hazır rakipleri var gibi görünse de ben Ankara kumunu sevmesiyle deplasmana gelen rakiplerine Halis Karataş faktörünü de kullanarak diş geçirebileceğini düşünüyorum. İzleyip göreceğiz ama zor yarış, iyi atlar var, takı değişiklikleri var, ilk kez kuma çıkanlar var.
Bakalım neler olacak. İlk kez de bu pisti tercihleyenler var değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi Ankara yarışlarında elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Mesajlarıyla, yorumlarıyla destek olan her dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hafta sonunuz güzel olsun. Hoşça kalın.